Doğrunun noktaya göre simetriği. Bu videomuzda simetri çeşitlerimizden birisi olan bir doğrunun bir noktaya göre simetriğinin nasıl bulunacağını inceleyeceğiz. Bir doğru ele alalım. Doğrumuzun denklemini AX artı BY artı C eşittir 0 diyelim. Bir doğrunun bir noktaya göre, yani koordinat düzleminde bir sıralı ikiliye göre, sıralı ikilimizi de şuraya bir yere koyalım mesela. A, buna da x1, y1 diyelim. Bu doğrunun bu noktaya göre simetriği olan doğruyu bulacağız. Tabii ki bir doğrunun bir noktaya göre simetriğini aldığımızda yine bir doğru olacaktır. Onu da çizecek olursak, bir doğrunun bir noktaya göre simetriği yine bir doğru olur. Şöyle çizdiğimizde, bunun buna göre simetriği budur. İkisinin de bu noktaya olan uzaklıkları eşit olmalıdır. Tabii ki şöyle dik uzaklıklardan bahsediyoruz. Şöyle yan yan gidersek hep birbirlerine eşit çıkacaklar. Peki bu doğrunun denklemini nasıl buluruz? Bunun formülü şudur. Formülün nereden geldiğini uzun uzun anlatmak istemiyorum. Sadece formülü verip bir de uygulamasını yapıp bu videoyu tamamlayacağız. Bir önceki videomuzda noktanın noktaya göre simetriğindeki fikirlerin temeliyle buradaki formülde çıkartılmaktadır. Buradaki bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini almaya çalışıyoruz. Buradaki x koordinatı 2 ile çarpılır. Ve buradaki x yerine 2x1 eksi x yazılır. 2x1 eksi x. Buradaki x yerine herhangi bir sayı gelmeyecek. Sadece buradaki x1 yerine buradaki sayımız gelecek. Artı b çarpı buradaki y1 koordinatımız 2 ile çarpılıp buradaki y yerine 2y1 eksi y yazılır. Artı c eşittir 0. Bu doğrunun bu noktaya göre simetriği bu doğru denklemidir. Şimdi bunun bir örneğini yapalım. Uygulamalı örnek çok daha iyi anlamamızı sağlayacak yukarıdaki işlemsel süreci. Bir doğru ele alalım. 2x eksi 3y artı 5 eşit 0 doğrusunun a 2 demeyelim. 2 katını alacağız şimdi. Kafamızı karıştıracak bir şey olmasın. 5'e eksi 3 diyelim. Noktasına göre simetriği nedir? Bize bir doğru verilmiş. Bu doğrunun bu noktaya göre simetrinin ne olduğu soruluyor. Yukarıdaki formülü direkt uygulayacağız. Formül ne diyordu? Buradaki noktanın iki katını alacağız. 2x1 ve ondan x çıkartıp buradaki x'in yerine yazacağız. 2 çarpı buradaki x'in yerine bunun 2 katı eksi x yazacağız. Bunun 2 katı 10 eder. 10 eksi x yazıyoruz. Eksi 3 çarpı buradaki y'nin yerine buradaki y koordinatını 2 ile çarpıp ondan y çıkartıp yazacağız. Bunun 2 katı eksi 6 eksi y yazacağız. Artı 5 eşittir 0. Bu doğrunun bu noktaya göre simetriği bu doğrudur. Bunu düzenlediğimizde sonuca ulaşırız. Üniversite sınavında birçok defa çıkmış bir simetri kuralıdır bu. 20 eksi 2x
Bununla bunu çarptık. Artı 18 artı 3y artı 5 eşittir 0. Düzenlersek bunu eksi 2x artı 3y 20, 38, 43 artı 43 eşittir 0. Bu doğrunun bu noktaya göre simetridir. Daha fazla uzatılacak bir kısmı yoktur bu kuralın. Bir doğrunun bir noktaya göre simetriği sorulduğunda o noktadaki koordinatların iki katları alınıp x yerine o iki katı aldığımız değer eksi x yazarız. Y yerine de onun iki katını aldığımız değer eksi y yazarız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.